Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fanatik iç sayfa haberi yine Galatasaray sayfasının haberi. E, Elneni Getson Aslan'a yakın başlığı atılmış bir transfer haberi şeklinde verilmiş. Nefle imzalan sponsorluk anlaşmasının ardından transferde tekrar hareketlilik yaşanıyor. Haberin detayına hemen bir bakalım. Terimin Ocak listesinde en üst sıralarda yer alan iki isim Getson Fernandez ve Muhammed Elneni transferlerinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılar hem iki oyuncuya mutabakat sağladı hem de kulüpleriyle bonservis sorununun çözme yolunda ciddi adımlar attı. Cimbom'da flaş gelişme devre arasında yapılacak transfer için şimdiden kolları sıvaya sarı kırmızılar. Nefli imzalanan sponsorluk anlaşması sonrası temaslara hız verdi. Galatasaraylı yöneticilerin teknik direktör Fatih Derim'in listesinde e, ilk sıralarda yer alan Gerson Fernandez ve Muhammed Elneni konusunda çok önemli adımlar attığı öğrenildi. Her iki oyuncunun da Ocak ayında sarı kırmızılı kulübe gelmeyi kabul etmelerinin dışında bonservis konusunda da pozitif Gelişmeler yaşanıyor. Hemen e, Konya Spor maçı öncesinde Florya'da neler oluyor onlara bir bakalım. E, Saçaboye'de maç kadrosunda Galatasaray adına Milyar'ın en sevindirici gelişmelerden biri Saçaboy'un geri dönüşü oldu. Florya'da oynanan iki hazırlık maçında riske edilmeyen Fransız Sabek ligdeki Konya Spor karşılaşmasındaysa kadroda olacak. Genç oyuncunun ilk 11'de başlayıp başlamayacağına teknik ekiple sağlık heyetinin görüşmesinden sonra karar verilecek. Terim'in bu bölgeye Alparslan'ı hazırladığı da gelen haberler arasında. Yine detaylarına bakalım. E, Halil'de ilk alıcıyız. Fatih Hocayla araba kimseyi sokmaya gerek yok. Güzel bir birlikteliğimiz var diyen ve transferde hata yapmadıklarını belirten Burak Elmaz. E, sonu Benfica'nın takımda tutmak istediğini bu nedenle transferin olmadığını sözlerine ekledi. Bordo'nun Muhammed'i istediğini ancak bunun olmasını istemediklerine karar verdikleri için konunun kapandığını belirten Burak Elmas. Halil'e gelecek herhangi bir teklifte aynı rakamlarla kira bedeli düşünerek ilk alıcısı biz olacağız. Anlaşmada bu yazılı dedi. Samimiyetsizler var. Yabancı e, kuralında samimiyetsiz konuşmaların olduğunu belirten Galatasaray Başkanı, bankalar birliğiyle yapılan anlaşma sonrası 400 milyon Türk lirası faiz ödemeleri gerektiğini söyledi. Kerem e, Marka olayına da değinen Başkan, bizim görevimiz Galatasaray'ın bütün sporcularını ve varlıklarını korumak. Bunu yaparken de Galatasaray değerlerine sahip çıkmak bazen çok zor oluyor. Kolay olsa bunu herkes yapardı şeklinde görüş belirtti. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da transfer haberi. Elneni ve Getson Fernandez aslana çok yakın. Cimbom'da flash gelişme yaşanıyor. Devre arasında yapılacak transferler için şimdiden kollarını sıvayan sarı kırmızılar. Nefli imzalanan sponsorluk anlaşması sonrası temaslara hız verdi. Galatasaraylı yöneticilerin teknik direktör Fatih Terim'in listesindeki ilk sıralarda yer alan Getson Fernandes ve Muhammed Enler'in konusunda çok önemli adımlar attığı öğrenildi. Her iki oyuncunun da Ocak ayında Sarı Kırmızı Kulübe gelmeyi kabul etmelerinin dışında bonservis konusunda da pozitif gelişmeler yaşanıyor. Arsenal'in sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve kadroda düşünülmeyen Elneny'i Ocak ayında uygun bir ücret karşılığında bırakmayı kabul ettiği bildirildi. Sarı kırmızılar 1.2 milyon euro arasında bir ücretle Mısırlı orta sahancısı renklerine bağlamaya çalışacak. Geçtiğimiz günlerde de Aslan'ın golcüsü Mustafa Muhammed Mısır'daki maçın ardından vatandaş yerleriyle fotoğrafını paylaşarak göz kırpma işareti not olarak düşmüştü. Bu gelişmede Elneni'nin artık Galatasaray'a çok yakın olduğu şeklinde yorumlandı. Getson Fernandes konusunda da Benfica'da kulüp başkanlığına Rikosta'nın gelmesi büyük bir avantajla teşkil ediyor. Genç orta saha oyuncusunun takımla süre alamaması devre arasında yolların ayrılma ihtimali de güçlendirmiş durumda. Sarı Kırmızılar bu transferi kiralama yöntemiyle değil bonservisiyle bitirmeye hazırlanıyor. Zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama yöntemi de masadaki ihtimallerden biri. Terimini eski öğrencisi Rui Costa'nın Getson Fernandes transferine sıcak yaklaşması Florya'da heyecan yaratıyor. Elnini Getson ikilisini birlikte kullanmanın kurgusunu oluşturmaya çalışıyor. Galatasaray'dan da hamlesi. Deandre Edlin yerine Süper Lig'in yıldızı geliyor. Galatasaray bir yandan zirve yarışına odaklanırken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Kırmızılarda Fatih Terim'in ikinci devre için kadro planlamasını oluşturduğu ve transferle alakalı raporunu yönetime verdiği aktarıldı. Cimbom'da gidecek oyuncular netleşirken kadroya dahil edecek isimler için de girişimler başladı. Fatih Terim sağ bölgesi için de kesin kararını verdi. 68 yaşındaki teknik adamın Sabek'te ilk tercih olarak boya düşündüğü yabancı sınırı, maliyeti ve yetersiz performans nedeniyle Yetlin ile yollarına ayrılmasını istediğine sürüldü. Galatasaray'ın Omar El geri dönüş tarihinin henüz kesinleşmemesi sebebiyle de o bölgeye takviye yapma kararı aldığı belirtildi. Galatasaray, Jetlin ile yollarına ayırıp Antalya Spor'un genç oyuncusu Bünyamin Balcı'yı kadrosuna katmayı istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in 21 yaşındaki futbolcuyu çok beğendiği ve mutlaka takıma kazandırılmasını istediği öğrenildi. Piyasa değeri 3.8 milyon euro olan Büyüyamin bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist kaydetti. Antalya Spor'un Büyüyamin için 1.5-2 milyon euro bandında bir bonservis bedeli istediği kaydedildi. 1.80 boyundaki Sabek'in Antalya Spor ile sözleşmesi 2025 yılında bitiyor. Galatasaray'da hayal kırıklığının adı Patrick Van Aanholt. Sezon başında 11 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray hem maliyetleri düşürmüş hem de takımı gençleştirmişti. Transferlerin yaş ortalaması 23.7 idi. Gençlik operasyonunda tek istisna ise Patrick Van Aanholt'a uygulandı. Sezon başında Saraç ile devam etmeyen Galatasaray, boştaki Makedon Aleoski'yi pahalı bulmuş ve çok istediği Alex Moreno için de Real Betis'i bir türlü ikna edememişti. Bu isimler olmayınca bonservis elinde olan 31 yaşındaki Patrick Van Anholt ile 1.9 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalandı. Sabahın haberine göre gelir gelmez oynamaya başlayan Patrick Van Anholt Avrupa ve ligde son 14 maçta ilk 11'de çıktı. Ancak iyi oynadığı karşılaşmalarda bile savunma zaafları dikkat çeken Anholt'un fizik gücü de yoğun maç temposunda düşmeye başladı. İstanbul Süper oynanan hazırlık karşılaşmasında da vasatı dahi aşamayan 31 yaşındaki Hollandalı Solak teknik heyetin kafasını karıştırdı. Milli arada iyi çalışan Ömer Bayram bu görüntüsüyle Konyaspor karşısında Van Aanholt yedek bırakabilir. Victor Nelson'dan Fatih Terim sözleri bir baba gibi. Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelson sarı kırmızıların gündemine dair Beyin Sports'ta açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da kupalar kazanmak için transfer olduğunu ve Fatih Terim'in kendisi için bir baba olduğunu belirten Nelson, İstanbul trafiği gibi bir yoğunluğun hayatı boyunca görmediğini söyledi. Burak Elmas'tan da Olimpi Morutan çıkışı, suç varsa gereğini yapın. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Ali Samiyan Spor Kompleksindeki Özel Aydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Ekim ayı olan Divan Kurulu toplantısında flash açıklamalarda bulundu. Burak Elmas, Divan Kuralı üyesi Ayhan Yensu'nun Rumen futbolcu Olimpi Morutan'a yüksek bonservis ücreti ödendiğine dair gazete haberlerini dile getirmesine de tepki gösterdi. Net olarak çıkın söyleyin biz de cevabını verelim diyen Başkan Elmas sözlerini şöyle tamamladı. "Burada gazete haberleriyle bir şeyler isnat ettiniz. Hangi gazete o rakamları nereden aldınız? İnternette bende dolaşıp o rakamları aynı sitede açayım size burada. Eğer bir suç isnat ediyorsanız gereğini yapın. Disiplin kuruluna başvurun. Yönetim kurulu transferde bilerek yüksek ücret verdi. Burada da aracılara da ekstra para verdi. Suçlaması yapıyorsanız çıkıp burada anlatın. Suçlamanız varsa tüzükte bu çok net yazıyor. Gereğini yapın diye açıklama yaptı.